8'den bu tarafa Türkiye öpülüyor. Buna kısmen rahmetli Atatürk dönemine çıkardığımızda bugün de Türkiye çok feci şekilde öpülüyor. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği doğrular var ama yapılabilir mi yapılamaz mı o ayrı bir şey. Kendi danışmanlarla da ben arz ettim. O başka bir şey. Şimdi baktığımızda işte şöyle bir göz atalım Türkiye'ye. Şu anda 680 milyar dolar Türkiye'de iç ve dış borç stokumuz var. 560 milyar TL hane halkı borcumuz var. Ve bundan çok daha tehlikelisi, dünyada tasarruf oranı %12'ye inmiş ülkelerden bir tanesiyiz. Yani bu son derece tehlikeli. Bu da bir kenara, bu da bir tarafa. BDDK kaynak, rapor 2014 Aralık ayı, BDDK'nın bir raporu var. Devletin kurumu. BDDK'nın raporunda Aralık 2014'te Türk bankacılık sisteminde 1 trilyon 53 milyar TL para var. Bu paranın tam %50'si 80 milyon Müslüman Türk evladının. Diğer %50'si 77 bin 100 kişiye ait. Bu %50'nin %90'ı da 5 bin bir kişiye ait. Sevgili dostlar, birbirinizi farklı siyasi partilere oy verebilirsiniz. AKP'ye, MHP'ye, CHP'ye, vatana, ona buna. Ama birbirinizi parti meselesinden kırmayın, dökmeyin. Bu yapı içinde, şu yapı değişmediği sürece Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsa ne, Sayın Devlet Bahçeli olsa ne, Sayın Kılıçdaroğlu olsa ne veya Bay İkiz olsa ne, bu yapının değişmesi lazım. Ama buna bir günde gelmedik sevgili dostlar. Bu açıkçası 400 yıllık bir mecranın sonucudur. Şimdi ben politik ekonomi doktorası yaparken Amerika'da bir şey görmüştüm. Ve şok olmuştum, o da şu. Mohaç hepimizin gurur duyduğu, Vatikan'ın tezgahladığı Mohaç'ta biz bir zafer kazandık. Anadolu'nun o kurucu unsur Müslüman Türk canını verdi, kan, şehadet şerbetini içti ve küffarı darmaduman etti. Ama heyhat, ganimeti 6500 Yeniçeri topladı. Halbuki sistem buymuş. Sevgili dostlar, bir ülkenin iktisadi yapısı, parası milli güçlerin elinde değil ise o ülkede kurucu unsur Barış Tarışper Savaş Taskiyatır. Bu anlamda Rothschild ailesi var. Türkiye'de bankası var bu ailenin. Sadece bankası değil. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biriyle de ortaktırlar. Aynen şunu diyor. Bana bir ülkenin parasının yönetimini verin. Siyasetin kimin yönettiği umurumda bile değil diyor. Rothschild ailesi. Bu yapı içinde baktığımızda ben paraya döneceğim ama dedim ki para sadece para değildir. Çünkü para 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 derler ya, derler ya Napolyon para 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 demiş ama para sadece para değil. Hemen Türkiye'deki ortamda söyleyeyim. Şimdi tabii bizim görevimiz, biz akademisyenler belli kurallara, akademik ahlaka uyarız. Ha, sonra bir sohbette söylerim ama burada olmaz. Şimdi hedef göstermiş gibi oluruz. Bu yanlış olur. Bu anlamda baktığımızda 2008 krizinde Amerika Birleşik Devletleri 1776'da kurulduğundan 2008 krizine kadar Amerika'da bizim M1 dediğimiz piyasada dolaşan para, yani eşittir Merkez Bankası bilançosu dediğimiz para, Fatma teyzemin anlayacağı şekliyle 827 milyar dolardı. Ama 2008 krizinden 2014'ün sonuna geldiğimizde piyasada dolanan para 4 trilyon dolara çıktı. Peki nedir bunun manası? Açıkça ifade edeyim. Amerika'da Fed Merkez Bankası vardır. Amerikan Merkez Bankası 7 Musevi ailenin kontrol altındadır. Ve hemen bir örnek vereyim. Burada Merkez Bankası vardır. Parayı basar. Burada hazine vardır. Gelir hazine kayda alır. Kayıttan Merkez Bankası'na gönderir. Merkez Bankası piyasaya sürer. Bu işleyişte bile açıkçası faiz çalışır. Faiz sistemi çalışır. Tabi Amerikan milliyetçiler de diyor ki ulan bizi diyor bu FED öpüyor. Zaten FED kuruluncaya kadar 4 Amerikan başkanına suikast yaptılar. 3'ü öldü. Biri paçayı kurtardı. Amerikan doları da gerçek dolar basımı gayretinden dolayı Başkan Kennedy'ye suikast yapıldı. 1963'ten bu tarafa sevgili dostlar
Amerika teslim alınmış vaziyette. Peki sadece para değil, işte nasıl bu para operasyonunu yönetiyorlar? Para operasyonunu yönettiklerinde bir dine başvuru, dindarlık değil. Dine başvuru, dindarlık saygı duyulur. İki, finansal spekülasyonlar, dönüştürme. Üç, subliminal bilinçaltı operasyonlar. Dört, antidepresanlar. Hekim arkadaşlarımız burada vardır, bilirler. Asimetrik bilgi, epistemik çöküş. Sevgili abimin obskürantizm, ondan ilk kez duymuştum. Ondan sonra terörizm, asimetrik savaş, su, gıda, genetik, iklim savaşları ve harp diye bir teknoloji. Bütün bu bir paketin ürünü. Para bir sonuç. Buraya baktığımızda dine başvuruda sadece bizim İslam'a değil, İslam'da IŞİD, MİŞİD ve türevleri hortlatılır iken aynı durum mesela Hristiyanlıkta evangelizm var. Amerika 320 milyon nüfusun 100 milyonu evangelisttir ve gözü kapalı olarak İsrail'i desteklerler. Çünkü misal vereyim, yıl 1999, Amerika'nın Kaliforniya Üniversitesi, San Diego'dayım. Bir çok güzel, değerli bir profesör hanımefendi var. Bütün hanımlar güzeldir ama biraz daha güzel. Ona takılıyordum. Diyordum ki kim? Uzak Doğu ismi ama Anglo-Sakson. Seni alan, evlendiğin insan çok zengindir. Ama ne kadar akıllı olduğunu bilmiyorum diye takılıyordum. Gerçekten bir gün 7-8 ülkeden hocayı evine davet ettiğimde gördüm ki kimin eşi sadece zengin değil, akıllı da anasının gözü bir adam. Orada sohbet ederken bana şu söylendi. Mr. Kurt, evangelizmi biliyor musun diye söylediler. Dedim ki duyuyorum ama çok beni ilgilendirmiyor. İlgilensen iyi olur dediler. Peki neymiş? İşte şu evangelizm kitabını bana yazdıran hikaye orada başladı. 5 yılda yazdım. Orada diyorlar ki İsa Mesih yeryüzüne inecek. Kurtuluş yok. Gelmese de biz onu indireceğiz diyorlar. Bu konuda Chicago Üniversitesi'nde binlerce araştırma var, makale. Diyorlar ki vallahi İsa Mesih 2025-2035 arasında geldi geliyor. O zaman Orta Doğu'da kim barış derse Deccal'ın tekidir diyorlar. Peki nedir bu kehanetler varmış? Kehanetler, bakın insanları neyle oyalıyorlar? Arkadan dolanıyorlar. Parantez açalım isterseniz. Çok yakın bir örnek vereyim. Biliyorsunuz bizim